Şimdi Daily Mail bizim için bir yeni bir malzeme çıkartmış. Ben o konudan birazcık bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bir gün önce de yine Daily Mail'in farklı bir evrim haberinden bahsetmiştik. Bugün de yeni bir evrim haberi var. Yani birkaç gün önce çıktı bu evrim haberi. Biliyorsunuz Darwinist yayınlar genelde Darwinist propagandayı ellerindeki mevcut fosilleri böyle bilmem kaç yıllık fosilleri kullana kullana hepsini pişirip yeniden önümüze koyarak devam ederler. Aynı şeyi yapmışlar. Şimdi başlık şöyle görebilirsek eğer ekranda. İnsan diyor sanıldığından daha sonra ağaçtan indi. Bilim adına yeni bir haber olarak bu Daily Mail gazetesinde dünyanın en büyük gazetelerinden bir tanesine başlık atılmış. Diğerleri de alırlar şimdi bu haberi muhtemelen. Ağaçtan inme tarihi tespit edilmiş insanın. İnsanın ağaçtan inme tarihi tespit edilmiş. Şimdi burada ne yapılıyor biliyor musunuz? Daha önce biz bunu genelde evrimi eleştirirken hep anlatıyoruz. Darwinistlerin elinde birkaç fosil oluyor. İşte bunlar ne? İşte Ardi'den artık ellerini kollarını çektiler çünkü rezil oldular. Bir Lucy'yi ortaya koyarlar biliyorsunuz. Yani insanın atası konusunda, hayali atası konusunda. Australopithecus sediba her bir yılda bir, iki yılda bir falan böyle sürekli konu edilir. Bu da Selam diye bir fosil. Bu 2000 yılında bulunan bir fosil ve 2000 yılından itibaren yani daha sonrasından itibaren netcevap sitemizde, netcevap.org sitemizde kardeşlerimiz bulabilirler. Hocamızın zaman zaman bu fosilleri ortaya koyduklarında verdiği cevapları çok rahat bulabilirler. 2006'da ortaya attılar. Daha sonrasında ortaya attılar. Sürekli ellerindeki yegane fosili tutup tekrar pişirip önümüze veriyorlar. Tekrar aynı şeyi yapmışlar. Selam adlı fosili ortaya çıkarmışlar ve diyorlar ki bu 4 yaşında bir kız çocuğu demeyeceğim çünkü insan değil maymun. 4 yaşında bir dişi fosili. Bunun diyorlar ki işte omuzlarını biz anladık, omuzlarının üzerinde yapılan çalışmalar var. Bu meğerse ağaçtaymış daha. Biz bunun 3.3 milyon yıl önce ağaçtan indiğini zannediyorduk bu türlerin. Australopithecus efferensis'e dahil ediyorlar bunu. Meğer 3.2'ymiş, daha sonraymış yani bir süre daha sonraymış. Pardon 3.2 zannediyorduk, meğer 3.3'müş. Meğer daha geç inmişler ağaçtan diyor. Şimdi... Ben size bir haber vereyim. Yani bunlar ağaçta dolaşabilirler. Çünkü bunlar maymun. Yani onlar ağaçtan inmediler. Hala maymunlar ağaçtalar. İkinci haberimiz evrimcilere. Bunu çok dahil kötü ettikleri... bir espri olacak da hala ağaca çıkan insanlar hakkında yaşıyorum. Evet onun üzerinde de düşünseleri yok. Bildiğiniz çocukların büyük bir kısmı ağaçta geçirirler ömrünü ama. Evet. Evet. Şimdi ikinci vermek istediğim bilgi de Australopithecus efferensis bir maymun türüdür. Lucy bir maymundur. %40'ının iskeleti bulunduğu için meşhur edilmiş bir fosildir. Fakat üzerinde yapılan dik durduğuna dair spekülasyonlar yalandır. Selam da aynı şekilde öyle bir fosildir. Aynı Australopithecus efferensis sınıfına dahil edilir. Fakat o da bir maymundur tıpkı Lucy gibi. Şimdi Lucy üzerinden yola çıktıkları için onun hakkında bir bilgi vereyim. Neden dik durmuyordu ve neden bu aldatmaca devam ediyor? Bir kere fosilini hiç kimse görmedi şimdiye kadar. Hiçbir yerde sergilenmedi Lucy'nin fosili. Sadece maketi sergilenir her yerde. Bu çok önemlidir. Niye ortaya çıkarmadıkları çok şüpheli. %40'ı bulundu diyorlar. Ellerinde varsa eğer böyle bir şey gerçekten insanın içine çıkarıp göstermeleri gerekir. Öyle bir şey olmuyor. İkincisi yapılan araştırmalar sonucunda, incelemeler sonucunda... Ünlü anatomist Lord Zuckerman bir tespit yapıyor ve bunun sıradan maymun türü olduğunu ve sıradan maymunlar gibi eğik yürüdüğünün kanaatine varıyor. Daha sonra evrimci anatomist, evrimcidir kendisi, Charles Elksnart da yine bu iskelet yapısı üzerinde bir çalışma yapıyor ve o da dik yürüyemeyeceğini bu canlının o kanaate varıyor. Hemen arkasından işte İngiltere Liverpool Üniversitesi'nden Fred Spur, bu kişi çok tanıdıktır, bilimle uğraşanlar bilirler. Genelde kulak kemiklerinin yapısıyla ilgilenir. Kulak kemiklerinin orada iç yapısında da salyangoz bölgesinde de hayvanın dik durduğuna dair bir alamet görmediğini biliyorsunuz. Denge sistemi kulak yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu hayvanın dik yürüyemeyeceğini tespit etmiştir. Daha sonra da D.G. Richmond ve D.G. Strait isimli bilim adamları aynı şekilde kanaate varmışlardı. Dolayısıyla Lucy'nin bu iddiaları literatürden kalkmıştır yani bu konudaki iddialar. Fakat yine de ortaya konuyor. Selam da aynı düzeyde bir fosildir. Kısaca şunu da eklemek istiyorum. Fakat dik durup durmaması burada bizim konumuz değil. Bu çok önemli. Hocamız her zaman üzerinde durur. İnsanı insan yapan dik durması değildir. Yani bir maymun dik de durabilir. Bu bizi ilgilendirmez. Bana yani bu bir kanıt değildir. Yani.
insan gibi mimikleri var ki. Ama hiçbir şey ifade etmiyor. Didem senin gösterdiğin bir şey vardı, maymun. Goril, evet, iki tarafa doğru bu şahane gibi. İki tarafa salınarak giren, onu bırakın mikro kullanan maymunlar var zaten. Evet, yani zaten eğer insanlığa benzemekse şey, insandan çok daha iyi mikro kullanabilen, mikro dalga fırın kullanabilen ve hatta insandan çok daha iyi kendisini karşısına test olarak çıktığında bir şey işaret edebilen, evet, deney gösterme yani. Çözüyor yani. Çok daha zeki maymunlar var. Çerez yer gibi yani. Elini oradan alıyor. Son derece lakar. Yani öğretildiği sürece yapabiliyor. Dolayısıyla insanı insan yapan ruhudur. Ruh bunu açıklasınlar. Bilinç nasıl oluştu bunu açıklasınlar. İnsanı insan yapan o düşünce sistemi, muhakeme yargısı, sevinç, neşe, her türlü şey içinden gelerek insana akıllı bir varlık yapan tüm niteliklerini açıklasınlar. Çünkü insanı insan yapan budur. Hocamızın güzel bir lafı vardı. Kediye benzer bir varlık ama ruhu vardır. Biz ona insan deriz. Bu aynı şekilde geçerlidir. Orada takılıyorlar. Sadece tek konu sanki dik durmakmış gibi. Bunları bize yetiyor ki öyle bir şey de yok yani. Aileciğim, senin listen bu arada bayağı kabardı. Evet. Evrimcileri sürekli açıklasınlar diye her gün burada sorular soruyoruz. Gerçekten. Fakat ne hikmettir, tabii ki evrimcilerden hiç ses de daha çıkmıyor. Zaten çıkamaz da. Evet. Hiçbirine cevap veremezler. Çünkü o işte iki ayağı üzerine dik durduğunu iddia ettikleri sözde maymunun tek bir proteinin bile nasıl oluştuğunu söyleyemiyorlar ki dil iki ayağın üzerine nasıl çıktığını sözde anlatabilsinler. Evet. Hiçbir canlının, yeryüzünde meydana gelmiş olan hiçbir canlının tek bir proteininin nasıl oluştuğunu tesadüfler sonucunda hiçbir evrimci mantıklı bir izahla, bilimsel bir izahla bize açıklayamaz. Bunu iddia eden evrimci varsa doğru konuşmuyordur. Bakın, yalan söylüyordur demiyorum. Nezaketiyle doğru konuşmuyordur. Çünkü bugüne kadar bilimin tesadüf diye ispatladığı hiçbir gerçek yoktur. Hiçbir şekilde canlılığı meydana getiren tek bir proteinin, tek bir hücrenin tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia edebilecek bilimsel bir delil bugüne kadar, yıl 2012, 2013'e gireceğiz yakında, bugüne kadar tespit edilebilmiş değildir. Bundan sonra da inşallah alınacağı zaten olmayacak inşallah.